Bugün Suriye topraklarında ya da daha değişik topraklarda açlıkla tehdit ediyorlar Müslümanları, değil mi? Sizi her yönden kıskaca aldık diyor Batılılar bugün kardeşler. İslam'a ve Müslümanlara meydan okuyorlar, doğru mu? Biz çaresiz değiliz arkadaşlar. Bizim Allah'ımız var. Kupkuru çöllerde olsak bile, yiyecek bir lokma ekmeğimiz olmasa bile bizim Allah'ımız var. O her şey onun elinde ya. Bitti. O bize zemzemi çıkarmasını bilir. Biz onun yanında mıyız, ona bakalım. Ad kavminin yanılgısı, her şeyi elleriyle yapacak adamlar. Saraylar yapmışlar, inşa etmişler. Her şey ellerinde. Bizim bize meydan okuyacak adam kim? Bu kafada adamlar kardeşler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Onlara şöyle dedi: ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Sizin ona ortak koşmanız ancak bir yalan ve iftiradır. Ey kavmim, ben görevime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Nuh Aleyhisselam da aynı şeyi söylemişti. Ben bundan dolayı sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim beni yaratandan başkasına ait değildir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Ey kavmim, Rabbinizden bağış dileyin, sonra da ona tövbe edin ki üzerinize gökten bol bol rahmet göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Günahkarlar olarak yüz çevirmeyin dedi. Tarihte hiçbir peygamber kardeşler toplumundan yaptığı işe karşılık bir ücret almamıştır. Hiçbir peygamber kardeşler toplumuna, çocuklarına, ailesine miras bırakmamıştır. Mal olarak söylüyorum. Karşılıksız bir hayat yaşamışlar. Karşılığını sadece Allah'tan beklemiş bu insanlar. Çok zor bir hayat yaşamışlar gerçekten. Ve Nuh Aleyhisselam da aynı kelimeleri kullanmıştı hatırlarsanız. Benim ücretim yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Siz ödeyemezsiniz zaten onun hakkını. Burada Müslümanlara da, davetçilere de önemli bir ders çıkıyor kardeşler. O da ne? Bizim buradan alacağımız şey ne? Şu. Anlattığımız dinden geçinmeyeceğiz kardeşler. Bu çok önemli bir kural. İslam davetçilerinin tamamı için geçerli bu. Anlattığımız dinden geçinmeyeceğiz. Allah ona selamet versin. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh oğlu devlet görevini kabul ediyor. Ahmet bin Hanbel ölene kadar oğlunun yemeğini yemiyor bir daha. Bakın daha ne yapıyor? Oğlunun nasıl söyleyeyim? Oğlunun yemeğini yiyen akrabalarının yemeğini de yemiyor. Nasıl? Olur ki oğlu teyzesine bir tabak buğday götürür. O da onun midesine geçer diye onu da yedi. Ahmet bin Hanbel'in kardeşler, satın alabilir misiniz bu adamı? Hangi güç bu adamı satın alabilir? Satın alamazsınız. Asla satın alamazsınız. Arkadaşlar unutmayın, önemli bir kural var. Hiç değişmez bu. Para alan emir alır. Hiç unutmayın bunu. Eyvallah. Para alan emir alır.